Henüz anne sıcaklığını ve gerçek memeyi arayan çocuğu susturmak için bulduğu yöntem gerçekten işe yarıyordu. Minik başlarda isyan edip ısrarla anasının tenini, sütünü aramışsa da birkaç güne kalmadan yeni şartlarına alışmıştı. "Aferin sana, iyi analık yapacaksın." demişti Adem. "Ah Adem," diye düşündü. "Bir duysan sesimi de düşüversen şuraya bir yerlerden, alıp götürsen beni buralardan." Ama belli ki bu akşamlık gidebileceği en uzak yer bahçedeki hela olacaktı babasının sevgilisi olmak üzere elmas'ın bebeği mamasını bitiremeden uyuya kalmıştı yine Havva özellikle biraz daha oyalandı ama beklemenin sonu yoktu başıma her ne gelecekse bir an evvel gelip bitsin de düşüncesi çocuğu yatağa yatırırken annesi uyandı ne oldu diye sordu uykulu sesiyle bir şey yok ana diye fısıldadı hava mamasını içirdim sen uyumana bak Hazır sen yanındasın ben bir helaya gideceğim. Sokak kapısının ağzındaki lastik terlikleri ayağına geçirdi. Askıdan sırtına annesinin şalını aldı. Kapının mandalı kilitli değildi. Açtı ve çıktı. Her adımında ayakları ot, saman, kuru dallarla motiflenmiş toprak üzerinde küçük çıtırtılar çıkarıyordu. Patika yol evleriyle küçük dayısının evi arasında yan yana iki helaya yerleştirilmiş arka bahçeye açılıyordu. Hava, komşu evin pencereleri önünden geçerken başını eğdi. Adımlarını mümkün olduğunca temkinli atmaya çalışıyordu. Mutfaklarından halen ışık sızıyordu. Tuvalet ihtiyacı kadar tabii bir şey olamazdı ama babasıyla aynı anda orada olmasının fark edilmesinin kendisini iğrendiren gizliliği ortaya çıkaracağından korkuyordu. Bundan en fazla da annesinin ne üzüntüler yaşayacağını düşünerek endişeleniyordu. Dayı evinden fark edilmediğine güvenerek helaya doğru ilerledi. Yaşamakta olduğu çaresizlik ve yaşayacağı çirkinlik midesini bulandırıyor, kusma ihtiyacı duyuyordu. Ne yapmıştı da böyle bir babayı hak etmişti? 12 yaşında, masum, hiç kimseye zararı olmayan bir çocuğu, babasından ve babası gibi erkeklerden koruyacak biri yok muydu? Allah baba görmüyor muydu yaşadıklarını? Niye yetişmiyordu yardımına? Bu ince düşünceleri Hela'nın dibine gelmesiyle son buldu. Karanlıkta bekleyen babası kolundan çekti onu ve duvara yapıştırdı. Baba ne olur diye son bir kez yalvarmayı denedi Havva belki dönüşü olur diye. Ama sefih adam çoktan hazırlamıştı kendisini. Külodunu indirdiği gibi bütün ağırlığıyla Havva'nın üzerine abandı. Boğuk, gırtlaktan, hayvani bir sesle homurdandı. Bana sevgilim de. Havva bu defa babasının nikahlı kocasının yaptığını yapacağını anlamıştı. Koca kaba nasırlı el kasıklarının arasında hoyrat temaslarla canını acıtıyordu. Baba acı bana. Kızının ben senin ne olur diye gözyaşları içinde sızıldan da hava debelenmeye çalışarak. Ama ona tecavüze kararlı koca cüsseyle ne mücadele etmesi ne de bu adi adamın duygularına seslenmesi mümkündü. Babası bir elini onun bacak arasından çekmeden diğerini ağzına uzattı. Dudaklarını parmakları arasında sıkıştırarak bana sevgilim de diye zorladı.